2013 yılında kaybettiğimiz usta gazeteci Savaş Ayın'la ilgili, onun çocuklarıyla ilgili bir habere gidelim şimdi. Çünkü ünlü bir isim ya da varlıklı bir isim hayatını kaybettiği zaman geride kalan çocuklar arasında hep böyle bir miras kavgaları çıkıyor. O yüzden hep bunu söylüyorum, kızıyorsun bana. Sağlıklıyken bir anne baba çocuklarına onu pay edecek yani. Çünkü sonradan hem düşman oluyorlar, bak gereksiz yere. Yani diyece ben mesela ben bunu savunuyorum. Benim çocuğum olsaydı ben hayattayken gel bakayım bu senin, bu senin, bu senin diye paylaştıracaktım. Bunu yapması gerekiyor anne babaları bence. Savaş Ayın iki çocuğu var, iki farklı anneden. Şimdi onlar birbirlerine düştüler. Haberimizi Düşerler. İzleyelim. Normal. Savaş Ayın mirası iki kardeşi birbirine düşürdü. Merhum gazeteci yazarın Bodrum'daki yazdığını paylaşamayan iki çocuğu mahkemelik oldu. Asıl suçlu olanlar başka bir yerde herhalde. 2013 yılında gırtlak kanseri tedavisi gördüğü hastanede 59 yaşında hayata gözlerini yuman Savaş Ayın mirası iki kardeşi birbirine düşürdü. Boşandığı eşi Türkan Demir'den olan kızı Sanem Dolunay ve üvey abi Ulaşcan Ay davalık oldu. Savaş Ayın vasiyeti açıklandığında tüm mirası oğluna bıraktığı, kızına tek kuruş bırakmadığı ortaya çıkmıştı. Bunun sebebi olarak ünlü gazeteci yazarın hastaneye kaldırılmasıyla birlikte hemen miras için harekete geçen eski eşine olan kızgınlığı görülmüştü. Ancak kızı dava açıp Savaş Ayın vasiyetini iptal ettirmişti. İki kardeş miras yüzünden bir kez daha karşı karşıya. Savaş Ayın Bodrum'un Torba mahallesindeki yazdığı mirasçı iki kardeşi bir kez daha karşı karşıya getirdi. Yazlıkla ilgili açılan dava için Bodrum'a giden Sanem Dolunay, diğer mirasçı Can Ay'ın konut dokunulmazlığını ihlalden suç duyurusunda bulunması nedeniyle annesi Türkan Demir'le birlikte gözaltına alındı. Ben Savaş Ayın kızı Sanem Dolunay. Dün gecemi Bodrum'da nezarethaneye kilitli olarak geçirdim. Bunun sebebi de abim Ulaşcan Ay'ın babamızın yazlığının bahçesine girdiğim için beni polise şikayet etmesi ve gözaltına aldırmış olması. Konuyla ilgili açıklama yapan avukat Uslaş, anneyle kızının gece boyunca nezarethanede kaldığını belirterek yaşananları şöyle anlattı. Merhum Savaş Ay'ın iki yasal mirasçısı var. Bunun bir tanesi yanımda bulunan müvekkilim Sanem Dolunay. Diğeri de ilk evliliğinden olma Can Ay. Biz bugün burada nasıl açıldığını akıl sır erdiremediğim bir davada savunma yapmak üzere geldik. Müvekkillerim hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını bile kabul etmediler. Yani mahkemeye adeta biz suçlu değiliz, hakkımızda bir karar verilecekse de verin, erteleme tarzı bir şey istemediklerini söylediler. Yani aslında bu bir tür meydan okumadır. Bu kadar kendilerine güveniyorlar. 19 yaşındaki Sanem Dolunay ise babasının ölümüne kadar üvey abi Can Ay'la arasının çok iyi olduğuna dikkat çekerek yaşananları şöyle anlattı. 16 yaşıma kadar yani babamın vefatına kadar kendisiyle gayet güzel bir ilişkimiz vardı. Bahsedilen evde birlikte tatilimizi de yapardık, vaktimizi de geçirirdik. Babamın vefatından sonra birdenbire tavrı tamamen değişti. Düşmanca bir hal aldı. Kendisi mirasının tamamına sahip olmak istiyor. Benim de hakkımdan feragat etmem için elinden gelen her türlü gücü kullanıyor diyelim. Bodrum'da polisler tarafından adliyeye getirilen anne kız savcılıkta ifade verdikten sonra serbest bırakıldı. Şimdi miras çocuklara eşit olarak aslında paylaştırılır. Hı-hı. Ama burada Ulaş'a bırakılmış bütün her şey. Evet. Şimdi burada da bakın bunda da bir şey söyleyeceğim ama Ulaş da bağlanabilir. Kardeşinin çok üzüldüm. Bir kere eğer böyle bir şey yaptırdıysa Ulaş'a hiç yakıştıramadım. Çünkü Ulaş da çok iyi bir çocuktur, tanıyorum onu. Şimdi o da onun kardeşi. O eve her zaman gelebilir. O evde her zaman oturabilir. Ama bir baba veya anne ona olan mal veya mülkü kime bırakacağına karar vermekte kendisi yetkilidir. Yani şimdi benim annem de bana bırakacaksa yarın malın mülkünü, benim diğer kardeşlerimin... Diğer çocuğun da hakkı var. Ama yani vasiyet bıraktıysa yok.
Vasiyetini ölümünden 13 yıl önce yazmıştı Savaş Ayar. Bak 2013'te kaybettik. 2000 yılında vasiyetini yazıp kenara koymuştu. Tamam da vefat ederken yazılsa bu sefer de yaş haddi diyecekler. Yok yok hani bilgi olarak söylüyorum. 13 yıl önce de yazar. 3 yıl önce de yazar. Ama sonuçta kızı hayattayken yazmış. Evet. Kızı hayattayken yazmış. Dolayısıyla evet. Yani... Bütün mal varlığını oğlu Ulaş Can'a bırakmıştı. Ulaş Can da hani özellikle son yıllarda ilişkisi falan çok daha üst düzeyde tabii ki baba oğul ilişkisi. Üst düzeyde olmuş olması önemli değil. Bak şöyle bir şey sana söyleyeyim. Muhakkak kızına da bir şey bırakmak zorunda. Yani bence hani vicdanında taraftan. Evet. O kızın da o da onun kızı yani. Ama bırakmadıysa da Ulaş'ın da şöyle bir şey yapması lazım. Kardeşim babam bunları bana bırakmış. O babasının inisiyatifinde olan bir şey. Babası kime istiyorsa ona bırakır. Ona ama diğerlerinin dava açması da burada çok saçma sapan. Çünkü babasının kararı bu. O zaman vasiyet falan diye bir şey olmazdı yani. Herkes istediği kişi istediği şeyi bırakabilir. Ama burada Ulaş'ın da kardeşine bunların bir bölümünü kendi rızasıyla vermesi gerekiyordu diye düşünüyorum ben. Evet. Şimdi bu konuya tartışmaya konu olan Bodrum'daki ev de miras Savaş Ay'dan miras kalan bir ev Bodrum'daki. Bununla ilgili mühürletmişler iki tarafta. Hem Savaş Ay'ın kızı Sanem hem de oğlu Ulaş Can arasındaki anlaşmazlıktan dolayı mahkemeye gitmiş ve mahkemede mühürletilmiş. İki tarafta oturulmaz diye karar aldırılmış. Mahkeme kararı var. Buna rağmen Ulaş Can'ın eşiyle beraber Bodrum'daki o evde oturmaya başladığı ve devam ettiği söyleniyor. Kızı yaşamaya mı? Devam ettiği Ulaş Can'ın. Ulaş Can yaşıyor. Kız da annesiyle beraber eve bakmaya gidiyor. Kızın suçu bu. Eve bakmaya gidince bahçeye falan girince Ulaş Can da şikayetçi oluyor. Polis gözaltına alıyor. Bu saçma o zaman. Bir gecede nezarethanede kalıyorlar. Olmaz. Ulaş da o zaman o evde kalamaz. İşte Ulaş'ın da bunun Sanem'in iddiası bu. Sanem tarafının avukatının. Kalmaması gerekiyor diyor. Tabii o zaman mühür varsa ikisinin de adım atmaması gerekiyor. İkisinin de adım atması bitene kadar. Gerekiyor. Eğer öyleyse tabii. Ulaş Can adım atmış orada yaşıyormuş. Sanem de orayı ziyarete gidiyor. Bakmaya gidiyor. Evin durumuna bakmaya gidiyor. Ulaş Can şikayet edince de bir gün nezarethanede geçiriyor. İşte anne babalar çıkıyor. Buradan yani işte hep bu biliyorsunuz aileyi koruyan bir yerden bu magazin haberleri versek de her zaman da mesajlarımızı da göndermekle yükümlüyüz buradan. Bir kez daha söyleyeceğim ben de bir evlat olduğum için. Her zaman anneme de bunu söylediğim için. Sağlığında annenin çünkü bunun veraset vergisi var. Şimdi bunlar yarın öbür gün büyük miraslar. Çocuğun o kadar parası olmasa veraset vergisi var onu da alamıyor üstüne. Sadece yani tabii şey ki bu tartışmaya konu olan Bodrum'daki ev değil. Savaş Ay'ın mirasında 1 milyon dolar, 700 bin lira Türk lirası, 700 bin TL, 5 ev var. Tabii işte bunları topladığın zaman veraset vergisi diye de bir şey var Cengiz. Gidiyorsun bunları yatırmaya, çocukta böyle bir nakit yoksa o 1 milyon dolara falan şey yapmanı alamıyor hemen. O yüzden de yoksa bunları da üzerine de alamıyor. O yüzden annelerin, babaların yani insan illa hastalanmayı veya yaşlanmayı beklememeli. Çocuklarının bu paylarını hayattayken vermeli. Bunlar da sonradan birbirine düşmesinler. Bu rezillikler anneni kaybettiğine mi yanıyorsun babana? Ortada kaldığına mı yanıyorsun? Sen de bir de üvey kardeş var değil mi? Sen de Allah korusun. Benim iki tane ama üvey ama babadan. Hayır. Benim iki tane taraftan da baba evlendi. Finlandiya'da yaşayan kardeşlerim var. Onların annemin ilk eşinden de iki tane ablam var. Ama onlara taparım ben ikisine de ayrı. Tabii ki annenin mirasından hem senin hem de o iki ablanın hakkı var. Var ama ablamlara söyledim yani onların hakları olmadığını. Ya buyur işte. Ya, çünkü babamdan kaldı bununla kalan şeyler. Olduğu için onlar Allah da istemezler. Allah koysun Allah gecinden versin. Anneni kaybettikten sonra benzer tartışma senin aranda da yaşanacak. Olur. Ama onların durumları falan çok onlar tenzil etmezler öyle bir şey. Onlar bana onlar öyle şey yapmazlar. Çok severler beni. Allah öpüyorum sizi. Onlar ihtiyacı yok. Annem zaten yaşasın ben çadırda yaşayayım. O da hiç önemli değil. Ama sonrasında tabii ki düşünmek zorunda. Evet gerçekten yani şundan dolayı bunlar mesela Savaş Ay tabii ki Savaş Ay hani yıllarca A takımını yaptı. Yıllarca gazetelerde yazı yazdı. Savaş muhabirliği yaptı. Dolayısıyla çok kıymetli bir abimizdi bizim. Hani şimdi Savaş Ay gibi bir ismin ölümünden 2013'te kaybettik. 4 yıl 5 yıl sonra bunlarla anılıyor olması
hani üzer, hepimizi üzer. Ama kendisi, ailesi de üzer tabii ki. Ama kendi kabahat. Bak gene sana söyleyeyim. Evet. İnsanın anne baba düşüneceksiniz. Çünkü sonradan iyi olan, bak şimdi para öyle bir şey ki. Yani bütün ortaklıkları bozacak tabii, bir şey. Ne yazık. Evliliği de bozuyor, iş ortaklığını da bozuyor, kardeşliği de bozuyor, bozuyor. O yüzden de parasal mevzularda hiç konuşulmamalı. Yani işte bile bir kere konuşmayı seviyorum. Bir daha o konuda muhatap olmayı sevmiyorum para konusunda. Hemen böyle arayı açabilecek bir mevzu. O yüzden de anne babalar bunu yapmak zorunda. Ulaş'ı buradan sesleniyorum, bize ulaşsın. Çünkü biz ulaşamadık Ulaş'a. Telefonlarını falan değiştirmişsin Ulaş. Bu kız yazık, kardeşin senin. Onu da öyle şey yapma. Madem sana bırakıldı, mesela ben yaparım yani. Ablamlar yarın bana hiç karışmazlarsa gönlümden kopanı onlara jest yaparım yani. Çünkü... Senin jestine kalmadı yanlış. Hayır, o, yani anladım ama ay, hiç anladım. De vermemek de olmaz. Ulaş Belçika'da yaşıyor. Temmuz ayında bir oğlu oldu. Orada yaşıyor ama yazında işte İspanya'da pardon. Yazında Bodrum'a geliyor. İşte Savaş Ay'dan miras kalan bu evde yaşıyorlar.